Herkese merhabalar, saygılar, sevgiler. Bugün sizlerle küçük bir sohbet etmek istedim. Son günlerde biliyorsunuz Çanakkale Köprüsü gündemimizde bir hafta boyunca ücretsiz geçiş vardı. Sonrasında ise 200 liracık, sadece 200 liracık bir ücretle Çanakkale Köprüsü'nün geçiş garantili Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yapıldı. Şu anda bakıyoruz ki Çanakkale Köprüsü'nden kimsenin geçtiği yok. İnsanlar feribotlar da karşıya geçebilmek için feribot sırasında. Şimdi Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti, Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücret garantisi bizlerin cebinden çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yolları, bu köprüleri, bu hastaneleri, bu havalimanlarını yapmaya maddi gücü yok mu da bu kişilere yaptırılıyor. Yani beşli çete demek şimdiden sonra suçmuş arkadaşlar. Zaten ben uzun süredir beşli çete demiyordum. Altılı çete. Yani bu çete altılı bir çete. Yani beşi yemiyor bu parayı. Altı kişi yiyor diye düşünüyorum. Tabii bunun kırıntılarından da menfaatlenen troll ekibi var. İşte şakşakçı ekibi var. Yol yaptık, köprü yaptık, havalimanı yaptık deyip de o köprüden hiç geçmeden Iğdır'dan, Ardahan'dan, Hakkari'den, Artvin'den, Edirne'den onların geçiş garanti ücretini cebinden ödeyen vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşların ahları, bu vatandaşların bedduaları bakalım bu kişileri ihya eder mi? Yıllardan beridir söylüyoruz. Yap işlet devletlere karşı değiliz. Ama 1 liralık şeyi 10 liraya maliyet gösterip de devleti soyanlardan bu iktidar değişince hesap soracağız diyoruz. Son günlerde yine Tansu Çiller siyasete atılacağını, millete daha çok şeyler verebileceklerini söyledi. Ben buradan Selçuk Parsa'dan keşke sağ olsaydı da onunla bir röportaj yapsaydım. Devleti kasasını, örtülü ödeneği soyduran, kemer sıkma politikalarıyla milleti daraltan Tansu Çiller'in işte neler yaptığını, oğullarının, kendisinin iktidar döneminde neler yaptığını, bu ülkeyi nasıl darboğaza soktuklarını çok iyi biliyoruz. Biz Tansu Çiller'i özlemedik. Ben Tansu Çiller iktidarını gördüm. Çocuktum o dönemlerde. Ben gördüm. Biz özlemiyoruz Tansu Çiller'i. Bu bir aslında bir küçük bir oyun arkadaşlar. Çünkü son dönemlerde Demokrat Parti Gültekin Uysal ve Cemal Enginyurt'la birlikte bayağı bir yükselişe geçti. Oy oranları arttı. Ve AK Parti'de de inanılmaz bir bölünme var. Planları şu. Biliyorsunuz Yeni Kapı mitingine evet hayır referandumunda Tansu Çiller helikopterle getirilmişti. AK Parti'den bölünen oyları, yani Demokrat Parti'ye gidecek olan oyları Tansu Çiller ile çekip tekrardan Tansu Çiller'le ittifak kurmak, yani bu cebinden alıp oyları öbür cebine sokmak gibi bir şey olacak. Ama ben vatandaşların Tansu Çiller oyununa gelmeyeceklerini düşünüyorum. Keza muhalefetten ayrılan partiler var. Birkaç parti var. İşte Yeniden Değişim Partisi, Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi partiler var. Bunlar da muhalefetten kopan oyları, yani iktidardan oy alabileceklerini sanmıyorum zaten. Ama muhalefet kesiminin kırgın, üzgün, dargın kesiminden oy alabileceklerini düşünerek kurdukları bu partilerden de bence, benim şahsi fikrim, büyük bir hayal kırıklığına seçimle uğrayacaklarını düşünüyoruz. Çünkü biz sokaktayız ve Türkiye'nin birçok yerinde röportaj yapıyoruz. Karşılıklarının, halk tarafından karşılıklarının olmadığını biz sokakta bunları görüyoruz. Ekonomimiz hakkında işte Et ve Balık Kurumu'nun yaptığı zamlar, son zamanlarda süte gelen zam,
işte elektriğe gelen zam, suya gelen zam vesaire birçok temel gıda ürününe ve temel araçlarımıza, doğalgaza, işte benzine gelen zamlar var. Nurettin Nebati şu andaki ekonomik planının dünya tarafından gıpta ile izlendiğini söyledi. İlk geldiğinde de bir televizyon programında "gözlerimdeki ışıltıyı görebiliyor musunuz?" demişti. Biz Nurettin Nebati'nin gözlerindeki ışıltıyı Pensilvanya'da FETÖ'nün yanında el pençe dururken de görüyorduk. Şimdi de görüyoruz. Ama halkın gözündeki ışıltı maalesef ki kapkaranlık. Yani bir ışıltı yok. Siyah bir perde inmiş durumda. Sokağa indiğinizde insanların alım gücünün ne kadar zayıf olduğunu pazarlarda, kasaplarda, marketlerde görebiliyorsunuz. İnsanlar artık petrol istasyonlarında isyan etme durumuna geldi. İşin ilginç tarafı şu. Dolar 20 liraya çıktığında dış güçler tarafından çıktığını söylemişlerdi. Ama inerken dolar reis tarafından indirildi diye birçok yerde halaylar çekilmişti. Yine aynı şekilde petrol de çıktığında dış güçler tarafından çıktığını ama inerken de reis tarafından, reisin talimatıyla indiğini iddia eden bir kesim var. Biz bu kesimin maalesef ki kafasını anlayamıyoruz. Yani arkadaş çıkarken dış güçlerde inerken reis mi indiriyor ya da AK Parti hükümeti mi indiriyor? Gerçi AK Parti hükümeti diye bir şey yok. Şu andaki başkanlık sisteminde sadece Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü geçiyor. Bakanların bir fonksiyonunun, milletvekillerinin bir fonksiyonunun, belediye başkanlarının bir fonksiyonunun olduğunu düşünmüyorum. Yok gibi bir şeyler yani. Çünkü halk tarafından seçilmiş belediye başkanlarını bir gecede istifa edeceksin deyip istifa ettiriyor. Bakanları keza diyor ki ben senden memnun değilim. Hemen oradan Twitter'dan, Instagram'dan ya da başka bir sosyal platformdan affını istiyorum diyerek istifa ediyor. İstifa yok. Affını istiyorlar. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. AK Parti istifa diye bir şey yok. Ve son seçim yasası oylamada geçti. Seçim yasası AK Parti kendi isteğine göre seçim yasası çıkartabilir. Ne yaparsa yapsın halkın iradesinin önünde hiçbir şey yapamaz. Milliyetçi Hareket Partisi için %10'dan %7'ye barajı indirdiler. Bence %5'e de indirseler Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda %5'lik dahi barajı aşacağını sanmıyorum. Sayın Bahçeli, bu kelamın siyasetçilerden değilim. Daha önce ne söylediysem şu anda da aynısını söylüyorum demiş. Ben yıllarca Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş birisiyim. 2015 yılına kadar, referanduma kadar aslında, evet hayır referandumunda ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapılmayan, yaptırılmayan mahkeme kararlarıyla bozdurulan kongresine kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitinglerine, etkinliklerine katılmış biriyim. Sayın Bahçeli'nin daha önce söyledikleri kulağımızın içinde hala çınlıyor. İnşallah ülkemiz daha iyi yerlere gelir. Daha güzel yerlerde ülkemizi görürüz. Her şey çok güzel olacak diyoruz. Her şey çok iyi olacak diyoruz. Sizleri saygıyla, sevgiyle, selametle uğurluyorum. İlave TV sizleri seviyorum.